Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi bu tavus kuşu gobilerin yumurtalarını aldım. Şöyle gösterebilecek miyim size bilmiyorum ama herhalde gösteremeyeceğim. Şöyle flaşı tutsam görünecek mi? Yok, maalesef görünmüyor. Şurada yerde şeyden çıkan yumurtalar var. Birkaç tane borunun içerisinden. Şu üstteki boruda yumurtalar. Birçoğu mantarlaşmış ama mantarlaşmayanlar da var içerisinde. Yani sarıya dönenler var. Onların çıkmalarını bekleyeceğim. Şimdi öncelikle nasıl bir yol izledim ondan bahsedeyim. Tabii ki Şenol abi de önerilerini söyledi. Şimdi şöyle, bu kabın içerisine bu akvaryumdan, yani kendi gobilerin olduğu akvaryumdan buraya biraz su aldım. 3'te 2 kadar. 3'te 1'ini de dinlenmiş osmoz su ve osmozun içerisinde de bekletmiş olduğum yapraklarla beraber olan suyu ekledim. Üzerine de bir damla metilen mavisi döktüm. Yumurtalar mantarlaşmasın diye. Aslında bildiğiniz gibi seranın bir mantar hastalıkları için olan bir damlası var. Ondan elimde yok. O yüzden mecburen metilen mavisi kullandım. Ama yakın zamanda da onu alıp kullanmayı düşünüyorum. Yani deneyimlemek istiyorum açıkçası. O da oldukça başarılı. Şimdi şöyle, yani çok göstermek isterdim size ama yani şu üstteki borunun içerisinde yavrular, ama işte karanlık olduğu için maalesef orayı gösteremiyorum. 4 ila 1 hafta içerisinde yavruların serbest yüzüşe geçmesi gerekiyor. Sürekli takipteyim. Yavrular serbest yüzüşe geçtikten sonra da direkt yem yiyebiliyorlar. Tabii ki yem olarak da infüsörya vereceğim. Sonrasında artemia, o şekilde devam edeceğiz. Ve kuru yem, mikro yem vereceğim. Çünkü bu haytalar maalesef bir türlü kuru yeme alışmadılar. Kuru yem yemiyorlar. O yüzden sürekli artemia veriyorum. Aynı zamanda artemianın yanında sirke kurdu yiyorlar. Ve benim önceki videolarımdan bileceksinizdir. Dondurulmuş artemia yapmıştım. Dondurulmuş artemia'dan veriyorum. Arada da diskusun aynen tetra diskustu zannedersem. Tetra diskus veriyorum. Onu da böyle çok parçalayarak veriyorum ama yani yiyiple yememek arasındalarlar. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden bunları kesinlikle kuru yeme yavruyken alıştıracağım. Yoksa sorun yaşayacağız. Yani elimde sürekli canlı yem var tabii ki ama hani diyetlerinde kuru yem de olsun, bitkisel yem de olsun istiyorum açıkçası. O yüzden dolayı da öyle bir düşüncem var. Tabii başarabilirsek. Şimdi videonun devamında eğer ki yavrular çıkarsa, bu videonun devamında siz yavruların çıktığını seyredeceksiniz. Tabii ki ben beklemeye devam edeceğim. Şimdilik bir iki saniyeliğine görüşmek üzere. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi tavus kuşu gobilerin yavruları çıktı. Bildiğiniz üzere şöyle bir kabın içerisine almıştım. Öncelikle ben bu kaba su olarak nasıl bir uygulama yaptım ondan bahsedeyim. Biraz kızıl ağaç kozalağı ve yaprakların içerisinde olduğu osmoz su var, bekletilmiş. Yani şöyle söyleyeyim, şu kadarını normal dinlenmiş bendeki arıtma suyundan, diğer üst kalan kısmını da osmoz içerisinde bekletilmiş yapraklı sudan koydum. Bildiğiniz gibi tavus kuşu gobiler için şöyle bir boru koymuştum akvaryumun içerisine. Hemen zaten yumurtaların kalıntılarını da göreceksiniz.
Bu borunun içerisine yumurtladılar. İlk yumurtalarını yediği için ben ikinci yumurtalarını babanın bakmasına izin vermedim ve akvaryumun içerisinden aldım. Şimdi akvaryumun içerisinden aldığım için normal şartlarda baba sürekli bu borunun içerisinde durup yavruları havalandırıyor ve 4 gün 5 gün içerisinde yavrular çıkıyorlar. Şimdi ben bu tarafa aldığım için bu hava taşıyla havalandırmaya çalıştım tabii ki doğal olarak. Şimdi bu tabii ki bu kadar açık değildi, bu çok açıktı. Ama bu borunun içerisine tamamen hava sirkülasyonu girmediği için yavrular çıkmadılar. Sonrasında ise ben 2 hafta kadar oldu yavrular çıkmadı. Yani 2 hafta çok uzun bir süreç tavus kuşu gobiler için yavrularının çıkma süreci. Sonrasında ben borunun içerisini kontrol edeyim nedir ne değildir diye el feneriyle şu şekilde bir el feneri içine tuttum. Gözlerin kıpırdadığını gördüm ama yavrular çıkmıyorlar. Yani 2 hafta geçmiş, çok uzun bir süreç tavus kuşu gobiler için daha doğrusu. Çıkmadıkları için ben müdahale etmek zorunda kaldım. Sonrasında nasıl biliyoruz dedim, ondan bahsedeyim. Bir de tabii ki bu suyun içerisinde sıcaklık da yüksek olmadığı için onun da biraz etkisi oldu çıkmamalarında. Tabii ki 26-27 derece olsa daha kolay çıkım sağlanacaktı illaki. Şimdi ben şöyle bir pipet yardımıyla bunun içerisindeki sudan alıp borunun içerisine sıktım. O şekilde böyle şu şekilde alıp borunun içerisine, şöyle borunun içerisindeki bütün yavruları borudan çıkardım. Şimdi borudan çıkardığımda, birazdan yavruları da göstereceğim. Borudan çıkardım. Sonrasında hop yan taraftaki dinlenmiş suya aldım. Şimdi yavruları göstereyim size. Görebiliyorsunuzdur umarım. Oynayanlar var. Şurada bayağı bir bebiş göründü. Şöyle netlemeye çalışayım. Evet. Görebiliyorsunuzdur umarım. 50-60'ın üzerinde yavru var. Birçoğu çıkmış, birçoğu da çıkmak üzere. Öyle söyleyeyim. Bakın görebiliyor musunuz? Hop 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 hop. Maşallah size, maşallah size. Evet, bir dediğim gibi bir kısmı çıkmış, bir kısmı da çıkmasına az kalmış. Yani çıktı çıkacaklar. Bu şekilde temiz suyun içerisine aldım. Bunu da anlatmamın sebebi şu. Belki benim yaşadığım sorunu, sıkıntıyı tavus kuşu gobi besleyip ve üretmek isteyen başka birisi yaşar diyerekten böyle bir yol izledim. Bunu da size anlatmış olayım. Şimdi yavruların boyutlarını söyleyeyim size. Yavruların boyutları Artemia'dan biraz büyük. Öyle söyleyeyim. Çok ufak doğuyorlar ve gözle şu an o kadar yakın çekiyorum ki. Yani normal şartlarda ben şu suyun içerisinde, sarı suyun içerisinde bunları gözle açıkçası çok görememiştim yani. Çok iyi görememiştim daha doğrusu. Çok dikkatli bir şekilde baktığımda görebildim. Ondan sonra şimdi bunun içerisine tekrardan ben hava taşını bağlayacağım. Hafif içerisinde keseli olanlar var. Dediğim gibi daha ilk defa tavus kuşu gobilerin yavrularını görüyorum ve büyüteceğim. O yüzden dolayı da keseliler hafiften ama içerisine birer ikişer damla infüsörye basacağım ki en azından aç kalmasınlar diyerekten birkaç gün infüsörye ile besleyeceğim, en azından 2-3 gün. Sonrasında Artemia'ya başlayacağım. Dilerseniz şimdi infüsöryalarını verelim. Sonrasında da videoyu sonlandırayım. Şimdi şu şekilde infüsöryayı bir pipete aldım. Çok az olabilecek şekilde aldım, öyle söyleyeyim. Yani bunu daha önce forumlarda da okudum, birkaç videoda da gördüm. Suyun içerisine çok az miktarda verilmesi gerektiği söyleniyor.
Ben de ilk etapta buna uyacağım, bu kadar vereceğim. Sonrası için birer pipet basacağım, açık söyleyeyim. Yani çok fazla da bir şey olacağını düşünmüyorum. Sonuçta artemiye gibi değil. Üredikçe bu balıkların beslenmesini sağlayacak bir canlıyım aslında baktığınız zaman. Şimdi şöyle geçireyim. Şöyle bakın, görebiliyorsunuz durumunu. Hafif toz bulutu. O toz bulutları işte infisoria dediğimiz tek hücreli canlı. Şimdi bunlar onunla beslenecekler inşallah ve büyüyecekler. Şimdi ben buranın içerisine şuradaki hava taşını buraya alacağım ve çok hafif, hani bu şekilde, çok böyle balıkları yormayacak şekilde açacağım. O şekilde büyütmeyi deneyeceğiz. Infisoria'yı da, hasadını bu videoda göstermiş oldum. Oldukça basit. Şöyle bir pipetle içerisinden çekiyorsunuz. Yalnızca infisoria'nın üstünde küf tabakası oluşabiliyor. O küf tabakasını da temizlerseniz daha iyi olur ve içindeki infisoryalara çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki bozulmaması için üstündeki küf tabakasını kesinlikle temizlemeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Böyle bir pipet yardımıyla infisoryanın içinden infisoryaları çekip vereceğiniz suya basıyorsunuz. O kadar. Yani böyle bir pipet kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer şırıngalarla çok fazla kaçacaktır büyük ihtimalle. Umarım faydalı olmuştur. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Gerçekten videoyu bitirmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Çöpçülerden daha keyiflimiş. Yani bu kadar küçük yavruyu görmek. Çöpçülerinkiler bunlardan genelde büyük oluyor çünkü. İnşallah bunları büyütürüz ve bu kapta bir süre bakacağız. Ve bu kapta bıcır bıcır yüzdüklerini görürüz. Onları da ilerleyen videolarda sizlere paylaşmış olurum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Kanala abone olup lütfen destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.